cezalandıran mesaj. Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in kızı Buse Terim duygularını bir video ile paylaştı. Birazdan. Birini bulduk. Yasağı yanlış anladılar, vicdanları rahatsız ettiler. Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması sonrası herkesi rahatsız eden görüntülere bir yenisi daha eklendi. Birazdan. Farkındalık yaratmanın böylesi. Evde kal çağrısına destek olmak için öyle bir yöntem uyguladı ki cezayı yemekten kurtulamadı. Birazdan. Koronafobi her yerde. Ukrayna'da bir otobüste yaşanan olay koronavirüs korkusunu gözler önüne seriyor. Birazdan. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Ünlü çiftten koronavirüs önlemi. Mesut Özil ve hamile eşi Amine Gülşe virüsten korunmak için ayrılmayı bile göze aldı. Birazdan. Evde otur, sokağa çıkma. Şarkıyla evde kal dedi. Gülben Ergen herkesin evde kalması yönündeki uyarılara şarkıyla destek verdi. Şarkı beğeni yağmuruna tutuldu. Birazdan. Sinan Çetin büyük adayı karıştırdı. Ada sakinleri Sinan Çetin'i koronavirüsü fırsata çevirmekle suçlayıp şikayet etti. Birazdan. Sizde enteresan bir bilgi paylaşacağım şimdi. 15 yıl önce koronavirüsü bildi mi? Kehanetler kitabında bahsedilen salgın koronavirüs mü? Kitapta neler yazıyor? Birazdan. Oynamayalım kardeşim, eğer birilerine zarar gelecekse. Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Koronavirüs spor camiasına sıçradı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıkladı. Gündeme bomba gibi düştü. Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da koronavirüs testi yaptırdı ve hastaneye yattı. Özellikle ülkemizin özel dönemde bu birlikteliği, beraberliği gösterdikleri için, bu çağrıya uydukları için çok teşekkür ediyorum. Fatih Terim ve Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumları nasıl? Sağlığımız söz konusu, hayatımız söz konusu. Hakan Ural hastanede tedavi altında olan Fatih Terim ve Göksel Gümüşdağ'la görüştü. Hakan Ural bu görüşmelerin tüm ayrıntılarını canlı yayında sizlerle paylaşıyor. Hocamız inat ve ısrarla şunu söylemişti. Yani insanların sağlığıyla alakalı almış olduğunuz bu tedbire saygı duyuyorum, muhakkak gerekiyordur da biz insan değil miyiz demişti yani. Birazdan. Duygulandıran mesaj. Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in kızı Buse Terim duygularını bir video ile paylaştı. Birazdan. Hakan, Tuğba, Dominik'ten selamlar. Evet, Dominik'teyiz ama kalbimiz, daha önce de söyledim, Türkiye'de. Birazdan. Birini bulduk. Acil müdahale. Yasağı yanlış anladılar, vicdanları rahatsız ettiler. Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması sonrası herkesi rahatsız eden görüntülere bir yenisi daha eklendi. Birazdan. Tut elimden beni, çok sev, kimseye verme. Ünlü çiftten koronavirüs önlemi. Mesut Özil ve hamile eşi Amine Gülşe virüsten korunmak için ayrılmayı bile göze aldı. Birazdan. Evde otur, sokağa çıkma. Şarkıyla evde kal dedi. Gülben Ergen herkesin evde kalması yönündeki uyarılara şarkıyla destek verdi. Şarkı beğeni yağmuruna tutuldu. Birazdan. Sinan Çetin büyük adayı karıştırdı. Ada sakinleri Sinan Çetin'i koronavirüsü fırsata çevirmekle suçlayıp şikayet etti. Birazdan.
Günaydın, mutlu sabahlar efendim. Hoş geldiniz Kanal D ekranlarına. Neler oluyor hayattayla karşınızdayız. Daha güler yüzlü, daha mutlu, daha pozitif, daha enerjik, daha hayat dolu merhaba demeye karar verdim. İlerleyen dakikalarda ağlıyormuşum böyle tabii, diyeyim. Tabii. Duygudur bu değişikliğinden. Güzellikler artık Allah'a selamet versin. Dün de yayının başında farklı, ortasında farklı, sonunda farklıydık. Olabilir izleyicilerimizin Özkan affına abi, sığınıyoruz. Ağır bir zaman diliminde konu kalmamız lazım. Evet, böyle detaylı evet, sormamız gerekiyor. Nasılsın Hakan'cığım, iyi misin? İyiyiz. Ateş hocamızı bugün değil mi? Evet. Bağlantımız olacak. Hatta oluyor mu şu an, bekliyor olabilir mu hocamız? Hemen yapabiliyor musak Reyhan? Hemen bir merhaba diyelim. Tamam. Şimdi ilk günden bu yana bizim gerçekten bir şey olduğunda hemen başvurduğumuz, yüreğimize sular serpen, her sorumuza itinayla, yürekten gelerek cevap veren Profesör Doktor Ateş Kara bir kez daha telefon attığımızda canlı yayınımızda. Hoş geldiniz efendim. Vallahi, ben birini görmüş gibi sarılasım geliyor hocamız, ama virüs Türk var. Halkına bu süreç içerisindeki yansıması, tarifi gerçekten mümkün değil. Allah yardımcısı olsun, iyi ki var yani. Bir şey söylediğinde Ateş Hoca ben rahatlıyorum. Yani gerçekten. Ama o diyorsa hocaya tamam, soru sorarsak. O diyorsa işte da ben. Biz birazcık vaktinizi aldık ama kusura bakmayın. Hemen önce bir hatırınızı soralım. Siz nasılsınız bugünlerde? Her şey yolunda değil mi hocam? Sizin de sağlığınız için bizim önemli. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Hele bu nazik sözleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben hem Hakan Bey'e hem size gerçekten çok çok sağ olun. Hocam, genel olarak 11 Mart'tan bugüne mini bir özet değerlendirme yaptığınızda bir hekim olarak hem sürecin yönetimi hem de bu virüsün seyri açısından öngörüleriniz ve genel kanaatiniz nedir? Şöyle söyleyeyim açıkçası. Genel olarak bizim beklediğimiz birkaç projeye, daha doğrusu birkaç projeksiyon diyelim, öngörümüz vardı. Nasıl seyredebilir bizim ülkemizde diye. Bizim öngörülerimiz çerçevesinde seyrediyor. Rakamlarımızın öyle artışı çok korkutucu değil ama biraz daha küçük rakamlarla yükselsek daha iyi olurdu. Biz bekliyorduk böyle yükselmeleri. Hatta belki biraz daha yüksek de gidebilir diye. Buradaki temel şeyimiz de şu. Biz hep istiyoruz ki vatandaşlarımız birbirleriyle bir araya gelmesinler şu dönemde. Çünkü virüsü artık şunu söylememiz lazım, hepimizde olabilir diye düşünerek hareket etmek gerekiyor. O nedenle de mümkün olduğu kadar evde kalalım. Doğru, devlet gerçekten şöyle yaptı. Özellikle riskte olabilecek grubun evde kalmasını sağlamaya yönelik olarak sokağa çıkmamalarını biraz daha güçlü olarak önerdi. Ama diğer gruplarının da özellikle de biraz daha kendisini iyi hissedenlerin de bu dönemde evde kalması lazım. Biraz belki o noktada beklediğimizin nasıl söyleyeyim biraz daha yukarısında gidiyoruz. Biraz daha fazla insanımız dışarı çıkıyor. Onun önüne geçmemiz lazım. Dışarı çıkmayı engellediğimizde bu artışlarda bir durumu olacağını belirtmiştiniz daha önce. Sizin bir açıklamanız var. Nisan ayının ortasında en yüksek seviyeleri bekliyoruz. En pik seviyeye o zaman ulaşacak diye. O şekilde mi ilerliyoruz hocam? Yani hani yaptıklarımız yeterli değil mi bizim halk olarak? Şöyle söyleyeyim, genel olarak şöyle, bizim büyüklerimiz bizim de istediklerimize uyuyorlar ve onlar gerçekten de çok özellikle hareket ediyorlar. Ama biraz daha bizim gençlerimiz, belki de bizim yaş grubumuz biraz daha böyle orta yaş, biraz daha açıkçası hareketliyiz. Özellikle bu son şeyde hafta sonunda baktığımız zaman biraz daha fazla sanki dışarıdaydık. Bizim onun önüne bir şekilde geçmemiz lazım. Yani bugün artık şu önümüzdeki bizim 2 ila 3 haftayı mümkün olduğu kadar hepimizin canını dişine takması gerekir derler ya. Biz o dönemlerdeyiz. Biraz evde kalsak, biraz evde otursak, biraz birbirimizle aramızdaki mesafeyi arttırsak her şey çok güzel olacak. Ben öyle söylüyorum. Şöyle ki, yani Türkiye şu andaki gidişatı iyi. Rakamlar olarak iyi. Keşke gönül ister ki hiç vaka kaybetmeyelim. Hiç vakamız olmasın. Ama bizde de vaka olacak. Belki yarın biraz daha yüksek, öbür gün biraz daha yüksek olacak ama dikkat ederseniz ne Avrupa kadar öyle ani yükselişlerimiz var, ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde takip ediyorsanız öyle evet, ani yükselişlerimiz var. Bu bizim aldığımız önlemlerin belli noktalarda işe yaradığını gösteriyor. Ama bir tık daha iyisini yapabilir miyiz? Bir parça daha iyisini yapar mıyız? Ben Türkiye'nin bir parça daha iyi yapacağını da düşünüyorum. O nedenle de hep şunu tekrar tekrar söyleyelim. Bugün evde kalma günü. Hocam. Olur mu? Ayın 11'inden. O 11'inden bugüne baz alacak olursak inanılmaz can crash, 24 saat
bunlarla uğraşıyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz ve bu virüsle tanışıklığınızdan bugüne, yani bugüne kadar baz aldığımızda ciddi deneyimler kazandık değil mi sağlık hekimleri olarak? Yani 11'inden çok daha iyiyiz yani değil mi? Daha tanıyoruz, daha gözlemliyoruz, daha nelerin etki ettiğini biliyoruz gibi gibi. Tabii şöyle söyleyelim mesela. Bir dönem sanki böyle bizim hep tartışıldı, gündeme de geldi maskeyle ilgili sıkıntımız olabilir mi diye. Mesela onların hemen hemen tamamen çözüldüğünü biliyoruz. Sahaya ancak belki bugün daha rahat olacak. Yani saha derken bizim doktor arkadaşlarımızın elinde de bugün çok daha fazla bulunacak. Ama bir de öbür taraflardan bakarsak şimdi orada biraz problemimiz var mıydı? Bir miktar olur gibi oldu. Ama o aşıldı, onu biliyoruz. İki, çok ciddi anlamda bizim hazırlıklarımız oldu. O hazırlıklar çerçevesinde de hareket etmiştik. Mesela bugün neye sahibiz? Çin'in kullandığı, İlaç. Japonya'da üretilmiş, dünyanın başka bir yerinde de açıkçası henüz olmayan ilaç da Türkiye'de mevcut artık. Şöyle çok ki önemli. Elimizde ilaçların şöyle, mesela biz tüm vatandaşlarımıza şu anda yeteri kadar açıkçası ilaç da sağlayabiliyoruz, destek tedavileri de sağlayabiliyoruz. Rakamımız artsa da bunu sağlayabilecek hazırlıklar yapılmıştı, öngörüler bulunulmuştu. Yani bizim o kazandığımız zaman çok avantaj sağladı. Ama bunlar var diye rahat hareket edelim mi? Bence hayır. Asla etmeyelim. Biz mümkün olduğu kadar gene de en az vakayla geçirecek şekilde, en az hasta olacak kişi sayısıyla geçirecek şekilde hareket etmemiz şimdi lazım. Şimdi dün bakanımız da açıkladı, siz de az önce söylediniz. 40 hatta şehre ulaştırıldı Çin'den gelen ilaç. Peki ilaç kullanılmaya başladı mı? Etkisini çünkü çok çabuk gösterdiği, normal tedavi sürecini yarıya indirdiğine yönelik haberler var. Bu biraz umut verici, hepimizi umutlandırıyor. Bir bilgi verebilir misiniz bu konuyla ilgili hocam? Şimdi şöyle söyleyelim, ilaç açıkçası Türkiye'nin her noktasına ulaştırıldı ve gerektiğinde de hemen ulaştırılacak şekilde de hazırlıkları yapıldı diye, yani onu öyle biliyoruz. Biz ilacı elimize aldık, mesela ben de ilacı elime aldım, gördüm nasıldır içerisindeki yapısı. Özellikle de Japonya'dan geldi ve dünyanın hiçbir ülkesinde daha henüz o kadar yaygın kullanılmadığı için de bilgiler de kısıtlıydı. Onları da değerlendiriyoruz. Mesela bunları yapabilmek için Çin'deki bu ilacı daha önceden kullanmış doktor arkadaşlarla da görüşülüyor. Böyle bunlar bizim açımızdan açıkçası çok büyük avantajlar. Ama ilacı da şöyle söyleyeyim. Evet işe yarıyor ama bizim elimizdeki diğer ilaçlar da benzer şekilde işe yarıyordu. Bu sanki biraz daha ağır vakalarda bir miktar daha işe yarayan. Böyle öyle söyleyeyim. Diğer ilaçlar işte hiç işe yaramıyordu da bu çok işe yarıyor gibi düşünmeyelim, olur mu? Hocam fazla da sizi tutmadan, yormadan... Yok lütfen, rica ederim. Çok zamanınız çok kıymetli biliyorum, yükünüz çok ağır. Benim nacizane özel bir sorum olacak size. Hem sizin özelinizde de genel sağlıkçıların da siz çok değerli ve önemlisiniz. Hele hele bu süreç içerisinde aman dikkatli olun. Siz özel ne yapıyorsunuz korunmak için? Çünkü ben sizi inanılmaz aktif görüyorum. Gerçekten yoruluyorsunuz çok. Allah yardımcınız olsun. Kendiniz için mesela Ateş Hoca sabah kalkar ne yer? Ne içer ve yatana kadar, samimi söylüyorum yani, bu de, ben sizin de çok merak ediyorum yani. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası, benim kendi kişisel yaşamımda kahvaltı yapmadan hiç çıktığım olmuyor. Ama bunu nasıl sağlıyorum dersem, mesela bu dönemde şimdi benim kızım da yanımda, eşim de, onların çok büyük destekleri var. Çok selam, saygılar. Genellikle çok sağ olun. Mesela benim kalkış saatim biraz erken, 5.30-6 civarında ama mutlaka kahvaltı yapıyoruz. Kuvvetli bir kahvaltı. Burada da şunu söyleyeyim. Mesela benim özellikle kendi bu, şunu söylemeyeyim ama şöyle bir algı da olmasın lütfen. Bunlar mutlakadır diye. Ben kendi sevdiğim için söylüyorum. Eyvallah, mesela ben bal, arı ürünlerini, fındık ezme. Yani bu biraz da belli de oluyor herhalde. Yok estağfurullah canım hocam. Olur mu? Çok sağ olun. Beslenmeniz yani düzenli mi beslenirsiniz hocam? Yani bu süreçte evet, de öyle yani değil mi? Prensipleriniz var. Açıkçası temel dikkat ettiğimiz şey şu. Mümkün olduğu kadar düzenli olmaya çalışıyor ama bu dönemde tabii saatlerinin kayması da var. Ama dengeli beslenmeye çalışıyorum. Yani protein de, karbonhidrat da, yağlardan da bir miktar alarak dengeli beslenmeye çalışıyorum. Açıkçası onu söyleyebilirim. Aman hocam dikkatli olun, ne olur. Uyku, bu dönemde biraz uykudan ben özveride bulunuyorum ama ben şunu söylüyorum. Lütfen bizim vatandaşlarımıza özellikle bu dönemde uykumuzdan asla ve asla özveride bulunmayalım. Mümkün olduğu kadar düzenli uyku, düzenli beslenme artı
ev içerisinde hareket. Peki benim yine sormak istediğim bir soru var. Son çünkü en soralım, çok... hocayı tutmayalım. Birazcık daha vaktinizi alacağız izninizle. Lütfen, çok teşekkür ederiz. Şimdi bir kere siz söylediniz, dediniz ki eğer 2-3 hafta biz dayanırsak, evde zaman geçirirsek bu hastalığı yenmememiz gibi bir durum söz konusu değil. Yani tabii ki bir takvim almak çok doğru değil. Belki de yanıltabiliriz izleyicilerimizi ama dişimizi sıkarsak, hep birlikte evlere bir anlamda kapanırsak bize bir tarih söyler misiniz? Mesela yaza inşallah o eski günlere kavuşacak mıyız? Ne olur umut verici bir şey söyleyin hocam bize. Dünya normale dönecek mi? Ne olur normal olacak mıyız? Şimdi şöyle söyleyelim açıkçası. Çok farklı görüşler ve çok farklı iddialar var. Ama genel olarak baktığımızda birkaç tane bizim için avantajlı olabileceğini söyleyeceğimiz verimiz var. Bunlardan şimdi bir, hep sıcaklık tartışılıyor. Hep güneş ışığı tartışılıyor. Ben hep biraz daha olumlu tarafta düşünüyorum. Neden? Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi virüse baktığımız zaman yapısının en çok benzediği, kardeşi diyebileceğimiz SARS virüsü, o açıkçası güneşten ve sıcaktan çok etkileniyor. Böyle bir bilgimiz var. Şimdi o bakımdan bunu bekleyebiliriz bir. İki, özellikle nemin çok yoğun olmadığı ama sıcağın olduğu ülkelerde vaka görülüyor mu? Görülüyor. Yalnız bu vakalar o kadar kısıtlı sayıda ki o da bizi biraz daha destekliyor. O da açıkçası biraz daha bize sanki şu önümüzdeki dönemi biraz daha böyle biz başarıyla geçirip vaka sayımızı az tutarak, insanların birbirleriyle virüsü bulaştırmalarını azaltarak geçirirsek o dönemde çok daha rahat hareket edebileceğimizi gösteriyor. Ha bu da ne zaman olur bizim ülkemiz için? Ben hep şöyle diyorum. Biz şu önümüzdeki 2 ila 3 haftayı çok iyi tutabilirsek Nisan sonu Mayıs aylarında artık Türkiye'de ama en geç de Haziran'da biz Türkiye'de rahatlarız diye düşünüyorum. İnşallah, olur mu? İnşallah. Ama bu şu önümüzdeki bizim önümüzdeki 2 ila 3 haftamızda başarımıza bağlı ki ben Türkiye'nin neler başardığını düşününce bunu çok çok daha rahat başaracağız diye. Hep öyle hareket edelim. Umuyorum başaracağız. Peki okulların tatil olma süreciyle ilgili dün Cumhurbaşkanımızın size atıfta bulunarak, bilim kurulu üyelerine atıfta bulunarak bir açıklaması vardı. Bu kararı Sağlık Bakanlığı bilim kurulu üyeleri verecek dedi. Okullar normal şartlar altında önümüzdeki hafta açılması beklenirken sanıyorum uzayabilir, değil mi hocam? Bu konu hakkında bir bilgi var mı? Daha doğrusu çalışmalarınıza başladınız mı? Şimdi onların çalışmaları yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Mesela bugün bilim kurulu toplantımız var ve Sayın Milli Eğitim Bakanımız da katılacak o bilim kurulu toplantısına. Orada ortak değerlendirmeler yapılacak. Ama şu anki mesela bizim hafta sonu gördüklerimizle de düşünürsek belki bir ihtimal bir hafta en azından uzayacağını söylemek çok yanlış olmayabilir. Ama onu tabii bugünkü değerlendirme, bugünkü bilim kurulu, bakanlıktan gelen veriler, onların hepsiyle beraber ortak karar vermemiz lazım. Peki yine bir soru sorarak devam etmek istiyorum. Gazete, market alışverişi ve koliler, hatta aldığımız damacanalar, evimize nasıl alacağız bunları? Gazetenin bir zararı olmadığını Dünya Sağlık Örgütü de açıkladı. Zaten biz de burada söyledik, dokunuyoruz, tutuyoruz, virüs bulaşmaz diye. Ama bir kez sizden de duyarsak sanıyorum biraz daha rahatlayacağız. Hem de marketten yaptığımız alışverişler, onların poşetlerinin dezenfektasyonu, koliler, evlerimize aldığımız, dışarıdan aldığımız yiyecekler, içecekler. Bunlar hakkında da net bir bilgi verirseniz bize çok seviniriz hocam. Yani şöyle söyleyelim şimdi, bizim bildiğimiz şu. Bu virüs ne kadar dış ortamda canlı kalıyor? İki, bir de Çin neler yaşadı? Özellikle çünkü onlar bunu gerçekten bu süreci çok ciddi anlamda yaşayarak değerlendirdiler. Avrupa daha bunları değerlendirecek düzeyde değil. Çünkü çok fazla vakaları var, onunla uğraşıyorlar. Şimdi iki tane şeyimiz var, parametremiz var. Bir, bilimsel taraftaki ölçümlerimiz. İki, Çin'in yaşadıkları gerçek yaşam verileri. Şimdi bilimsel tarafa baktığımız zaman virüsün dış ortamda çok fazla canlı kalmadığını biliyoruz. O nedenle de bak değerlendirdiğimizde pratik olarak, yani pratik derken beklenti olarak ve yaşamımız içerisinde şöyle ki bir paketle, gazeteyle veya herhangi bir ürünle bunun bizim evimize taşınması çok mümkün değil. Aslında mümkün değil. Ve Çin'de de gördüğümüz şu, hiçbir şekilde kargoyla, paketle, ürünle, gazeteyle yayılmadı. Tüm veriler bunu gösteriyor. Tüm bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. O bakımdan şunu söyleyebiliriz. Bu ürünlerde tamamen rahat olalım bir. Ama gene de önlem olarak alacaksak birincisi şunu söyleyeyim. Diyelim ki o paket neyse tam kapıda size verilirken, teslim edilirken kontamine oldu. Yani virüs bulaştı. Hı hı. Çok mümkün olan bir şey mi? Hayır, ama tam böyle oldu. O pakete 2 saat sonra ellerseniz tamam. Gazeteyi siz aldıysanız, gazete özelinde konuşacaksak veya ürünü siz aldıysanız o zaman hiçbir önlem almanıza gerek yok. Evinizde geldiğiniz anda bunu kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Ama eve geldiğiniz anda lütfen ellerimizi yıkayalım. Hatta yüzümüzü yıkayalım ılık su ve sabunla.
normal musluk suyuyla, yani sıcak suyu da, onu da altını çizelim, sıcak suyu tercih etmeyelim, olur mu? Normal bildiğimiz suyla, su ve sabunla elimizi yıkayalım. Hocam benim naçizane, hani normal evler içerisinde hepimiz insan, aynı sohbetleri diyoruz buradaki çalışan arkadaşlarla da. Bu bireysel tedbiri çok önemsiyorsunuz ve sürekli çağrılarda bulunuyorsunuz ve bizim performansımıza orantılı olarak muvaffakiyet söz konusu. Bunu üstüne basa basa söylüyorsunuz. Ben katılıyorum. Kesinlikle. Burada naçizane benim evlerde konuşulan haleti rüyayı söylemek açısından söylüyorum veya sosyal medyada bize yazanlar. Şimdi bir umut fakirin ekmeğidir, hani teşbih tahtı olmasın. Şimdi bu bilinmezlik demoralize ediyor insanları, ama mesela şöyle bir şey olsa, haddim olmayarak söylüyorum. Ya Allah'ın izniyle biz bunu en fazla 1,5-2 ayda stabilize ederiz. Yani bu yok etmek değil ama gibi bir şeyler olduğunda insanlar hani bu böyle zamanı öngörebildiği zaman takvim sayar gibi diyor ki ya ben en fazla 1 ay dişimi sıkarsam işte 1 ay şu var. O bir motive edici unsur oluyor. Ama bilinmez olduğu zaman maalesef yansıdıkları kadarıyla biz haberlerde de veriyoruz hocam. Ümit olmayınca şey oluyor, böyle bir laçkalık oluyor yani. Size istemediğiniz sonuçlar veriyor oluyor. Kesinlikle. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Ben hep şöyle söylerim. Bizim öğrenci arkadaşlarımızla da konuşurken derslerde de, tıp gerçek anlamda bir pozitif bilim midir? Evet, doğru, pozitif bilim tarafı vardır. Yani pozitif bilimde 2 ile 2'yi topladığınız zaman sürekli 4 eder. Ama bizim tıpta hiçbir zaman siz 2 ile 2'yi topladığınızda 4 bulamazsınız. Bazen bu 4.1 olur, bazen 2 olur, hatta bazen 1 olur ama bazen de 5 olur. Çünkü bizde açıkçası o kadar çok faktör vardır ki, çok değişkenlidir. Mesela şimdi bu tabloya baktığımız zaman bir karşımızda virüs tarafı var. Yani virüsün nasıl hareket edeceği, virüsün neler yapacağı. Biz hep diyoruz ki virüs işte güneşten etkilenecek, sıcaktan belli oranda etkilenecek, nem nasıl giderse. Nem çok, çünkü çok önemli havadaki nem oranı. Sıcağın etkisini belirleyecek faktörlerden birisi. Yani o zaman bir iklim tarafı var. Artı virüsün davranışında. Ama bir başka faktör daha var. Bizim ne kadar bireysel olarak, biraz önce söylediğimiz gibi bireysel tedbir olarak kendimizi kontrol ettiğimiz var. Yani bir de insan faktörü var. Şimdi tüm bunlarla beraber değerlendirdiğimiz zaman açıkçası hepsini bir araya getirebilmek zor. Eğer biz bireysel olarak içeride kalmayı başarırsak, çünkü bunun biz modellemesini yapabiliyoruz. Şöyle söylüyoruz, diyoruz ki bir, mesela biz okulları çok erken kapatmasaydık bugünkü vaka sayımız kaç olurdu? 3'e 4'e tabii. Minimum 3 katı olurdu. Evet. Minimum 3 katı olurdu. Okulları vaka görmeye başladıktan sonra yani hatta 5 katı olurdu, öyle söyleyeyim. Okulları vaka görünce kapatsaydık böyle baktığımız zaman, o zaman da bugünkü sayı değerlendirdiğimizde azalma çok daha az olacaktı. O bakımdan bizim yarın evimizde kalmamızı sağlarsak, yarın kişiler iki kişi yan yana gelmemesini başarırsak, o zaman bu gidişat konusunda çok daha net olarak söyleriz. Ha bir de tabii ki mesela şöyle bir şeyimiz oldu. Geçen hafta soğuk ve dikkat ederseniz açıkçası virüs için sevdiği bir ortam gibi seyretti. O bizim açımızdan olumsuz. Ama bu hafta mesela hava ısınıyor. Biraz daha şansımız olacak diye ben düşünüyorum. Şimdi o nedenle de tek başına hemen bu tarihte böyle olur veya şöyle olur demektense biz şunu söyleyelim. Biz kendi önlemlerimizi birebir alalım. Kendimiz evimizde oturalım. Gördüğümüz kadarıyla bu bizim 2 ila 3 haftalık bu sıkışık dönemimizde iklim de uygun gidecek gibi görünüyor. O zaman deriz ki mesela Mayıs ayının başında biz rahatlarız. Baktık bunlarda olumsuzluk var. Belki o zaman daha sıkı tedbirlere doğru kayarız. Mayıs'ın ortalarına doğru. Ama kesin olan şu. Türkiye rakam olarak İyi noktada gidiyoruz ama bu iyi yere gidiyoruz. Yarın iyi olacağız anlamına lütfen gelmesin. Çok iyi. Bizim tedbir çok, çok sık uygulamamız lazım. Yani hiçbir zaman ithal olmayacağız değil mi hocam? Çünkü ister istemez öyle karşılaştırmalar oluyor. İlk gün şu kadar, ikinci gün şu kadar diye maalesef istatistiksel olarak hepsi önümüze geliyor. Biz emin adımlarla ilerliyoruz. Sağlık sektörümüzde elinden gelenin fazlasını yapıyor. Hasta sayılarına yetecek kadar donanımımız var. Yüreğimizi ferah tutup evde kaldığımız zaman bu virüsün üstesinden geliyoruz diyorsunuz. Yanlış anlamadıysam. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Son soru, hunta virüsü. İnsandan insana bulaşmıyor değil mi hocam? O da dün bizi allak bullak etti. Çin'den şimdi, gelen son Hunter virüs. Şöyle, hantavirüs açıkçası Çinli, yani o bölgelerde görülüyor ama şöyle bir özelliği var hantavirüsünün. Hantavirüsü genellikle kemirgenlerden, özellikle fare diyelim bizim ülkemizde daha fazla gördüğümüz şekliyle, özellikle onun
dışkısı veya idrarının bulunduğu ortamda kuruyup havaya karışmasıyla oluyor. Şimdi bunun için birincisi çok fazla sayıda fareye ihtiyaç var. Çünkü o farelerin de belli bir ortamda dışkılarının veya idrarlarının bulunması ve bu kapalı ortamda insanın girişiyle alınıyor. Şimdi öyle bir ortama çok sayıda insan girerse vaka sayısı çok olabilir ama bunun dışında hant adı virüsü olan bir kişi bir başkasına bulaştırmıyor, bir başka insana bulaştırmıyor. Veya şöyle söyleyelim, farenin veya kemirgenin bizi ısırmasıyla da bulaşmıyor. Onun için de yayılım genellikle bir merkezde birkaç vaka şeklinde olur. Öyle çok fazla yayılmasını biz beklemiyoruz. Yani o bakımdan çok korkumuz olmasın. Görülebilir ama görüldüğünde de genellikle sayı olarak kısıtlı kalır. Mesela galiba çok yanlış hatırlamıyorsam, tarih yanlış olabilir ama 2009 yılındaydı. Türkiye'de böyle bir durumu oldu. Toplam 6 tane vaka görüldü. Çok o kadar da sınırlı kaldı. Sonrasında da tekrar görmedik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler hocam. Allah yardımcınız olsun. Sağlık. Ev ailesine selam, saygılar. Lütfen kendinize dikkat edin hocam. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Alkışlarımız sizin için yetmez ama Profesör Doktor Ateş Kara, çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Saatlerce alkışlasak da sizin emeğinizi hiçbir zaman karşılayamaz. Vallahi ben Ateş Hoca'yı görünce böyle ailemden birini görmüş gibi hissediyorum. Şimdi şey çok önemli bir şey. Yani hepimiz hayatın belli dönemlerinde kaçınılmaz olarak, Allah eksikliklerini vermesin, doktora gitmişizdir yani. Ben hep şunu söylerim. Yani her meslek için bu geçerlidir. Çünkü doktora bizde de hep kaygılı, endişeli, son raddede gideriz yani. O branşı neyse, iç hastalıkları uzmanı olabilir veya farklı bir şey olabilir. Onu zaten söyleyeceğiz ama seni ilk karşıladığı haleti rüyesi, psikolojisi, seni rahatlatması çok değerli ve önemlidir. Dolayısıyla işin psikolojik boyutunu ben daha mühimsiyorum. Hep onu diyorum, doktor çok arkadaşım var. Diyorum ki biz zaten size geldik yani, gelirken de son raddede bir şey oldu ki evden geldik. Ya dişimiz artık gözümüze vurdu, ya kulağımız çok ağrıdı, ya midemiz çok bulandı gibi gibi. Şimdi ben zaten sana teslimim. Sen zaten bana test yap dersen yapacağım. Bana bir şey yap dersen yapacağım. Ama şimdi sen beni sert bir suratla karşılayıp şüphe çekici, bir de panik halindeyiz zaten gittiğimizde. Yaptığın zaman ben vücudumun çalışışını bozuyorum oluyor diye şikayet ederim. Ve işin psikolojik boyutunu değerli bulurum. Hep her konuda bulurum da yani. Hani bu siyasette, sanatta, her şeyde böyledir. Hani sanatta da vardır böyle, mesela soğuk gelir adam sana, tanıdıktan sonra ne iyi dersin gibidir bu. Ateş Hoca'nın nevi şahsına münasırlığından müthiş pozitifesi var. Yani sana şunu veriyor, söyledikleri zaten çok önemli onlar. Bilimsel veriler veya gelişmelerle alakalı yorum. Mesela Sağlık Bakanımız için de aynı şeyi söyleyeceğim. Kesinlikle. Yani temsil ettiği makamın sorumlulukları var, ayrı bir şey. Onları muhakkak yerine de getiriyor ama bir de elektriği, enerjisi var. İşte o enerjisi en az onun verimliliği kadar değerli ve önemli olduğu. Niye bugün taraflı tarafsız herkes çok seviyor? Bilgiyi herkes veriyor. Bilgiyi herkes veriyor. Bilim kurulunda birçok çok değerli insan var. Bu yorumculuk da böyle, televizyonculuk da öyledir. Ben hep onu derim, kendin olmak çok değerli bir şeydir ama olabilemiyorsun işte. O Allah yani, bilinçaltın oynatıyor seni, bilmem ne böyle gizli ajanda falan olamıyor. Şimdi Ateş Hoca şu süreçte o kadar değerli ki, mesela Ateş Hoca'dan Matrix'teki Ajan Smith gibi kopyalayıp bütün kanallara her gün şu güveni veriyor. Ya biz Allah'ın izniyle bu süreci aşacağız. Ha, Allah korusun bana gelse de bu virüs, Ateş Hoca ve gibi hocalar bizi zaten kurtarır. Evet. Şimdi bu çok değerli bir şey. Senin bu çaresizliğine bir güven teşkil ediyor varlıkları, beden dili. Adamdaki nezakete bak. Şimdi mesela yorulursun değil mi? Yıpranırsın. Çünkü biz mesela program yapıyoruz. Birazdan sanatçıları işte nüketleyeceğiz binden falan. Onlar öyle değil. Sabah kalkıyor, telefonları durmuyor. Hastaneler, vakalar, ateş çıkan, kustu, mide, oraya mı geldi, bakanlıkta. Yani bu kadar stresli ve gergin, ciddi bir süreç yaşıyorlar ve çok uzun süre. Ama televizyona bağlanıyor, umut veriyor. Bak evet, pozitif. Şu pozitif. Şöyle de çıkabilir bu. Günaydın. Şöyle şu an vaka falan. Bak böyle diyebilir. O, eyvah dersin o zaten. O zaman ne Allah yani. Neydi Batman Forever? Hani o bir al. O yüzden bu süreç içerisinde bilgiler dışında tavırlar,
halkın karşısında halkı rahatlatacak üslup çok önemli. Ve davranış çok değerli. Çok sıklıkla da yapan var ama Sağlık Bakanımız ve Ateş Hoca iz bıraktı. Kesinlikle aynı iz bıraktı. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yüreklerine sağlık. Şimdi az sonra Hakan'dan Fatih Hoca ile ilgili son bilgileri evet. alacağız. Benim için çok önemli ki birçok izleyicimiz için de öyle. Dün vermiştik Fatih Terim'in koronavirüsüne yakalandığını kendi hesabından paylaşmasıyla öğrenmiştik. Kızları da ardı arkasına açıklamalar yaptı. Önce Buse Terim'in açıklaması ekrana gelsin. Ardından da Hakan Fatih Hoca ile konuştu. Son durumunu hakkında bilgi alacağız. Herkese günaydın ve merhaba. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem bu süreçte evinde olup bu konuyu merak edenler için hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç konuda bir şeylerle ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması, sigara içmiyor olması bunlar bu süreçteki bunlar bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan yine bilgilendirme yapacağım. Mümkünse eğer olabiliyorsa lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen evde kendinizi izole edin. Ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum, dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, bu yanına gidememek, hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa hiçbir şekilde gidemezsiniz. Yasak. Göremezsiniz. Kata bile çıkamazsınız. O yüzden bir bunu düşünün, hayal edin. Çok sevdiğiniz birine böyle bir şey olduğunda gidemediğinizi, dokunamadığınızı ve göremediğinizi bir lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine dediğim gibi buradan elimden geldiğin kadar bilgilendirme yapacağım. Umuyorum herkes tüm ülkece bu süreci olabildiğince minimum hasarla atlatırız. Herkese çok sevgiler. Bir kızın babası için duyguları çok şimdi, net. Şimdi Buse tabii doğal olarak bu hepimizi duyduğumuz anda şaşırttı. Yani böyle bir ortamda hepimizin buna yakalanma olasılığı eşit olduğunu biliyor olduğumuz halde çok bilindik insanların bir anda bunlara yakalandığını söylüyor olmuş olması bildiğin konu hakkında da seni şaşırtıyor. Biz böyleyken evladının tabii. endişesi, paniğini, kaygısını artık siz hayal edin, hayal gücünüze bırakıyorum. Çok doğal bu ise bildiğim kadarıyla burada da değil, yurt dışında diyebiliyorum ben. Kolay değil babası, bir de Fatih Hoca. Babası rahmetli olduğunda mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Hoca ile sohbet etmiştik ben başsağlığına gittiğimde. Hoca eksik olmasın yani özellerini çok anlattı aile içerisindeki süreçlerini. Hani nasıl yetiştiler, ne oldular, onun babalık algısı, aile birliğiyle ilgili düşünce tarzını. Çok iç içeler ve çok düşkünler. Hani herkes eşit şartlarda ilişki yaşamıyor hayatta. Evet. Tarifler aşağı yukarı popülizm adına aynı gibi oluyor ama ilişkiler aynı şekilde yaşanmıyor. Bu da hayatın gerçeği. Onlarda bu ilişki, bu bağlar çok güçlü ve kuvvetli. Bir de dünyayı sarsan, bu kadar insanlığın önünde dev gibi duran birinci sorunun babasının da böyle bir şeyle karşılaşmasını, şokunu, Allah yardımcıları olsun. Aynen. Şimdi şeyi söyleyeyim, ben hocayı aramıştım tabii. Dün de o bana evvelsi gün dün dönüş yaptı. Konuştuk. Buradan bir kere selam olsun hoca. Çok iyi. Çok iyi. Çok şükür. Fatih Hoca'nın en büyük özelliklerinden biri hep onu derdik. Yani Fatih Hoca Türk futboluna, sporuna kırılması mümkün olmayan rekorları kırmış. Bir daha da zor yaşanılacak. Başarılarla dolu kariyere sahip. Çok değerli bir futbol adamı, insan, karakter. Ama en büyük özelliklerinden bir tanesi motivasyon yönüdür onun. Beni öyle bir motive etti ki modumu, yani mesela zorlandığımız bir Nur Tuba'nın güzel bir lafı vardı. Şuradan iki gün önce Nur Tuba bir vücut dilini dedim hani sıkıntılı, dedi ki duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum dedi. Bütün insanlar aynı şekilde. Fatih Hoca'nın bu konuda
Düşün mesela, ben geçmiş olsun diyorum. O beni genel hayata dair ve bu sürece dair öyle bir motive etti ki. Ay ne güzel. Muazzam bakış açımı değiştirdi yani. Ne dedi, biz dedi paylaş. Ya şunu söylüyor. Bir kere aslan gibiyim dedi yani. Hakan'cığım bunu dedi yeneceğiz. Bunu dedi atlatacağız yani. Bu onun üzüntüsü şu. Beşiktaş maçı öncesi, derbi öncesi alınan bu kararla ilgili hocamızın defalarca şeyi vardı, serzenişi ve ikazları vardı, yapmayın ve nedenleriyle birlikte. Onun Futbol Federasyonu özelinde belli oranda doğru aktarılmadığından kaynaklı şikayeti var. Bu diyor, devletin belli kademelerine doğru aktarılıyor olmuş olsaydı ciddiye alınarak, en azından bunlar olurdu olmazdı ayrı bir konu, mukadderat da var ama bu böyle bir şeye olasılığı bunun yüzünden demek durumunda kalmazdık doğruyu yapmış olsaydık. Bir de diyor hani ben 40 yılımı vermişim. Niye diyor bu kadar serzenişte bulunayım? Bir maçta Hakan diyor, seyircisiz oynanan bir maçta resmi akredite olmuş 850 kişi var oyuncular ve teknik heyetle beraber. Bir de onların akrabaları, onları bunları diyor koyduğun zaman 1000'in üstünde insan var. Siz diyor dışarıdan bir maçı seyircisiz olarak, sağ içini kameralar çektiği için tribünleri seyircisiz olarak algılıyorsunuz. Ama o seyircisiz yerde diyor 1000'in üstünde insan var. Hani madem mantığınız insanları 10 kişi bile 20 kişi bile bir araya getirmemek, şurada bile bak biz kaç kişiyiz? 6 kişiyiz. Evet. Neden imtina ediyoruz? Hani 2 kişi eksik bile olsak bir avantaj, hem o gelmeyen arkadaş hem bizler için. Madem hal böyle, buna yönelik bir tedbirse bu, 1100 kişi, 1200 kişi izliyor. Doğru. Adam yani. Biz çünkü ekrandan o kadar kalabalık gibi düşünmüyoruz. Ben hiç düşünmüyordum mesela. Ve biliyorsun milli takım teknik direktörüydü. Evet. Federasyonda görev liydi. Bütün sistemi kuruyordu, ediyordu. Hani benim bir şey söylüyorsam en azından değerlendirilmeliydi'nin üzüntüsü var. Ama çok moralli, çok iyi. Biraz öksürüğü var. Hatta ben ona dedim hocam nasıl, yani ben hani seni dedim kırıp incitmek de istemiyorum. Bir bileyim bu nedir dedim yani. Kendi öylesine gitmiş değil mi? Öyle tabii, bilgi. Tabii. Yani hiçbir semptom yokken kendi gitmiş test yaptırmış. Kendisi kendi kendine gidiyor, bu testi yaptırtıyor. Bu arada da dedi ki Hakan dedi, ben dedi Florya'da söyleme sayıp tesisler dahil, çalışanlar dahil herkesi 90'ın üstünde insanı test yaptırttım dedi. Şimdi hoca çok enteresan bir karakter. Zaten öyle olmasa bu tip insanlar çok az, nadir geliyor. Tabii. Bu kadar muvaffak, başarılı olmaz. Nevi şahsına münasır. Hayatı mücadele ve şeyle geçmiş, gözü kara yani başarma odaklı bir adam. Evet. Ve onu sesinde de ben onun gördüm. Hiç yani o kadar emin, o kadar dirayetli ki. Ben yani bunu atlatacağım. Çok tabii, kolay tabii benim için modum. Bir de Allah bin kere şükürler razı olsun tabii. Hekimlerimizle ilgili ilgi ve alakalarından bahsetti. Hakan dedi yani sağlıkçılarımızın buradaki ilgi, alakası, hani çabası da bunu ona söyletiyor. Hı-hı. Tabii yani. Bütün bu arada ben hep onu diyorum. Korona üzerinde değil, şifa bekleyen herkese Cenab-ı Allah tez zamanda bir an önce o şifayı nasip etsin. Yani o hastalığın biliyorsun hiç kategorizasyonu olmaz. Ama şu, hocamızı gayet iyi, morali çok iyi. Ben şeyine kadar sordum hani hocam yiyor musun, içiyor musun? Yiyorum da diyor, içiyorum da. Normal yani, sadece tabii, karantina tabii altında kimse odaya şeyle giriyorlar, tedbirle giriyorlar. Ama kendi böyle gayet konuşabilecek durumda, tedavisi devam ediliyor. Hocam bak söylüyorum iyi. Ben onu dedim, seni yormayayım dedim. Yoksa hoca anlatıyordu yani. Peki Fatih Hoca'ya bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Göksel Gümüşdağ ile de konuştum Göksel galiba. Göksel başkan, canım o da, çok severim. O da son dakika düşünce arayayım dedim. Açtı, onun ciğerler biraz kötüymüş. O semptomla gitmiş o zaman. Tabii tabii. Tamam. Hanımefendi pozitif çıkmış eşi. Öyle mi? Evet. Hmm. Eşi pozitif çıkmış. O da çok güçlü bir karakterdir. Hakan dedi benim ciğerler dedi kötü, nefes almamda dedi. Solunumunda problem var. Ama o da çok özgüvenli. Atlatacağız inşallah. İşte aldılar dedi. Tahminim dedi 6 ila 7 gün. Öncelikli olarak öngörülüyor. Hemen acil tedaviye dedi tabi dedi tuttular. Henüz dedi benim dedi pozitif negatiflik kendi adıma gelmedi önüme ama çok büyük olasılık semptomlar birebir bu. Bir de eşim pozitif dedi. Eşi yani pozitif olunca zaten olmaması çok küçük. Aynen, o zaten kendini ona da hazırlamış. O da
böyle dirayetli, metanetli. Hocalarımız ayın 11'inden beri inat ve ısrarla şeyi söylüyor ya, bu moral diyorlar. Evet. Ne önemli bir şey ya. Çok, çok. Yani ben Fatih Hoca'da da, Göksel Başkan'da da bunu gördüm. Bu çok önemli. Bu bana şey verdi. Bak, motivasyonunu yükseltti. Şöyle yani, Allah korusun Nurtuba, 5 dakika sonra bende de olabilir. Tabii, olabilir. Yani bu, Allah korusun. Hayır, bu bir virüs ya. Tabii. Şimdi grip geldiği zaman hiç siz hayatınızda aman Allah'ım grip olmuş birisi dedin. Hiç, yok. Yani vah yazık dersin ya. Adam ne hale ya. Bu virüs de onun bir çeşidi zaten. Evet. Belki de yarın bir gün bunun aşıları bulunacak çaresi ya. Bu bildiğin bizim domuz gribi gibi hayatımıza girip çıkan korona, işte domuz gribi, influenz midir nedir onu da söyle, neyse işte. Şöyle düşünüyorum ben de, 1940'lı yıllarda kızamıktan insanlar ölüyormuş. Kızamıktan. Tabii. Şimdi kızamığın aşısı var, kızamığı kimse geçirmiyor bile. Yani inşallah bu noktaya geleceğiz. Bulacağız. Peki, şimdi hepsine hadi, geçmiş olsun, çok Allah geçmiş olsun. Şifalarını versin. Domine'ye gidelim mi? Hadi gel, gidelim. Palmiyelerin ardından Acun Bey bize nasıl seslenmiş? Acun sana bir test ya. Seslenmiş ya yani, gerçekten. Bir önce izleyelim Acun Bey bize neler söylemiş, sonra devam edelim. Hakan, Tuğba, Dominik'ten selamlar. Evet, Dominik'teyiz ama kalbimiz, daha önce de söyledim, Türkiye'de. Şu anda vatandaşlarımızın çok önemli sorumlulukları olduğunu biliyoruz buradan. Ve ben gördüğüm kadarıyla birçok vatandaşımız da sorumluluklarını yerine getiriyor. Evde kal kampanyasının karşılığını gördüğünü düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımız dikkat ediyor. İleride rakamların daha iyiye gideceğini de düşünüyorum. Tabii ki çok daha dikkatli olmamız lazım. Hani arada işte çıkalım edelim olmaması lazım. Belli bir dönemi böyle çok konsantre geçirmemiz lazım. Biz de buradan Dominik'ten bütün kalbimizle sizin yanınızdayız. Evde kalmak aslında tabii ki zor gibi gözükse de bu zorluğu hep beraber aşmamız lazım. Birbirimize moral vereceğiz, destek olacağız, motive edeceğiz ve bir şekilde başaracağız. Çok iyi gittiğimizi düşünüyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Yani ne diyeyim size? Kalbimiz sizinle, inşallah bu kampanyada dünya şampiyonu oluruz ve bu virüsü yenen, en büyük yenen ülke oluruz. Buradan sevgiler. Acun Bey'i görünce de bana bir rahatlık geldi. Ya Acun zaten o da... motivasyonu çok yüksek her şimdi, zaman. Şimdi eksik olmasa, şimdi ben onunla aşağı yukarı her gün koyuyorum. Biz ailem gibi, şimdi Acun'la benim aramda bir yaş var. Acun benden bir yaş küçük. Fakat bendeki hissiyatı, duygusu çok, 30 yılı aşkındır da tanışıyoruz onunla. Acun bana böyle benim çocuğum gibi geliyor. O saflıkta bir adam. Özü, dünyası bir de çok tutucudur biliyorsun. Yani Acun enteresan duyguları da yaşayan ama belli etmemeye de çalışan bir adamdır. Konuşuyoruz sürekli olarak. Bir de geçenlerde şeye bağlandı. Ben de girdim o canlı yayında. Bir çocuk. Candaş Tolga Işık. Candaş Tolga Işık. Oyuncu İzledim mu? İzledim ben. Yok. Kim? Gazeteci, bir derginin de genel yayın yönetmeni. Öyle mi? Tamam, ben şey gibi oyuncu zannettim. İsmi havalı çünkü. Neyse, orada şeyi söyledi, çok güldüm ona. Acun'u biliyorsun, Acun hayatında bir yerde 3 gün durma ihtimali yok. Bir yerde 5 dakika durabilen bir yer. Bu süreçte o rekorunu, kendi rekorunu kırmış son 20 yıldır. Kıpırdamıyorum diyor. Kıpırdayamıyor. Normalde haftada bir Türkiye'ye geliyordu, artık gelmiyor. Evet, ama yani benim hayatta gördüğüm en rahat, en mukadderatçı ve teslimiyetçi adamdır. Yani inancı doğrultusunda tevekkül müthiştir Acun'da. Fakat o bile tedbirle ilgili müthiş, titiz. Mümkün o elinden gelen her şeyi maksimumda yapma çabası için, özellikle çalışanlar için o daha hassastır. Ve hakikaten devletimizin dışarıdan da bu algılanmış vaziyette olağanüstü bir ciddiyeti, muvaffakiyeti, bir tedbir paketi, mümkün olduğunca olabilenin en mükemmelini yapma çabası var. Ve şunu unutmayalım. Hani her şey şartlara bağlı olarak değerlendirilmeli. Arkadaşlar, çok zor bir coğrafyamız var. Biz batılılar gibi bütün etrafımız güvenlik çemberiyle bezenmiş değil yani. 20 yıldan beri, 30 yıldan beri yanan sınırlarımız, otorite yok. Giren çıkan, nereden kimin geldiği belli değil. Bir tek bizim mağduriyetlerinden dolayı misafir ettiğimiz 7-8 seneden beri 4 milyon üstünde göçmen var. Evet. Ve biz merkeziz. Bir taraftan da bununla mücadele ediyor devletimiz ve güvenlik güçlerimiz ve İçişleri Bakanlığı.
Hani bunları da yok varsaymayalım. Şimdi unutmuş gibi görsek de aslında bunları da unutmamamız yani, gerekiyor. Ama Acun Bey evde kal diyorsa. Acun evde kal diyorsa iş bitmiştir. Harbiden kalın bak. Kalın. Benim için de yani yeri doldurulamaz çok büyük şansımdır. Eğer ufacık bir kariyerimde gelişme varsa, şu anda burada olmamda bir gelişme varsa Acun Bey sayesindedir. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür canım ederim. Canım benim. Şunu söyleyelim. Mesela hocalar yani yanlış anlaşılmasın ha, bak bu hadsizlik böyle bir suçlu lisan etmiyor. Yok anlamazlar. Şimdi hocalar mesela diyelim anlatıyor. İşte arkadaşlar evde kalmanızın şu gibi lehinize var falan filan, işte dışarı çıkarsanız falan filan. İşte onlar bir bilim kurulu falan söylüyor. Doğru hani eyvallah. Onlar hani ya acaba mı falan, ama Acun evde kal diyorsun, deparla girin eve yani. Çünkü durmaz. O kadar ciddi yani, anladın mı? Ya, ülkeler arası sürekli gezdiği için yani dolayısıyla evde yani kal denilen kişinin kim olduğu da çok önemli. Acun'u seviyoruz. Sevgiler, selamlarımız. Dikkatli olsun o da kardeşimiz. Peki şimdi bir isyan silsilesi gelecek. Bu isyan kimlerden gelecek? İtalyan belediye başkanlarından, ama öyle böyle değil. Dün birini vermiştik. Bu başka mı? Bu başka birkaç kişi. Bak neler söylüyorlar. Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? Dovete stare a casa! Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada, accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa pa casa. E a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina, ora tutti i podisti sono diventati a Delia, tutti che vogliono correre, ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre a scuola elementare, ma dove andate a correre? Voi non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo alla PlayStation. Come io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi, se ne devi andare a casa adesso, non voglio le scuse. Tutti, dovete stare tutti a casa. A casa? Non si può stare in mezzo alla strada, come ve lo devo spiegare? Non si può stare. Gerçekten yetkilileri çıldırtmışlar ama. Rıdvan köpeğiniz... hocama selam olsun. Ha, Rıdvan selam hocam olsun. Da şimdi arıyor. Sana da selam var. Üstümde kalmasın. Bu arada sevgiler, Fatih Hoca da sana çok selam söyledi. Çok onu da unuttum. Ederim. Rıdvan selam. Hoca da arıyor. Bir de çok güzel mesajlar atıyor. Çok severim. Bana çok severim. Aman hocam seni de çok seviyoruz. Sen de dikkat et kendine. Çok moral verici şeyler. Rıdvan Hoca da mesajlar atıyor. Çok hocam severim. Anladın sen onu. Şimdi, saygılar. Nasıl çıldırmışlar? Çıldırttılar, insanları çıldırttılar. Hele o bir ilk belediye başkanı vardı ya Nurtuba. Evet. Muazzam adam, aslında trajikomedi yani. Diyor ki yıllar yılı bu şehirde belediye başkanıyım. 20 yıllık da koşucuyum. Yıllarca diyor çıktım koştum. En fazla 20 kişi gördüm diyor koşarken. 50 kişi gördüm. Ya diyor şimdi diyor İtalya tarihinin 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zor günlerini yaşayıp çaresizce bu kadar kayıp verirken ne yapacağımızı çırpınıp aman çıkmayın derken dışarı bakıyorum diyor, binlerce insan koşuyor, bir anda sporcu mu oldunuz diyor ya. Hani korkunç bir şey hakikaten. Çok korkunç. Ya. Yani böyle bir hava alacağım mantığıyla koşmak moşmak, işte örnek olsun. İnsanların, önümüzde örnek var. Yani bu şu mu oluyor acaba Nurtuba? Hani genel olarak söylüyorum, bir şeyden çok imtina edip korkutunca insanları korkmaktan yorulup ondan olabilir, da olabilir, evet. Falan geçer, artık evet. Yani falan. Hani böyle şey falan mı oluyor acaba? Hani çünkü mantık kuramıyoruz. Şimdi, yok, hayatları söz konusu. Hayatta insan canından önemli bir şey yok. Yok. Bugün bu virüsün bu kadar dünyanın gündeminde olma nedeni de direkt cana kastan dolayı çaresi olmadığından mütevellit insanlara bütün dünya liderleri evinize kalın diyor bütün dünya. Sonuçları da ortada an itibariyle. Evet. İnşallah bunu insan ırkı yenecek. Bu kadar ciddi bir konuda da telkine ihtiyaç duyuluyorsa ve o telkinler yapılıyor olmasına rağmen dinlemeyen varsa burada mantık yok. Bu başka bir şey işte. O yüzden Özkan abiye çok ihtiyacımız var ya. Özkan abiye bu hafta sonuna kadar bir bağlansak da ben bunu çok söylüyorum. Ya bunun tarifi şeyde psikiyatrda ne acaba? Psikolojik olarak zaten süreci yönetmek bence gerçekten çok zor. Yani bunun aksini düşünen zaten yoktur. Bugün bir gazetede hangi hocamız söylemiş bilmiyorum ama şöyle bir tabir var artık. Korona yok olduk.
koronaya. Tabii. Ya korku. Altay Azat, profesör. Korku bak Hakan da yazmış. Üyesi. Hakdoğan. Buradan selam olsun hocam. Amerika'da şu an. Hakan o kadar enteresan şeyler söylüyor ki şunu diyor başardılar. Bu virüsün diyor çaresi bulunacak. Bu virüs unutmayalım ki diyor %80-90 oranında sirayet ettiği insanlar kurtuluyor, iyileşiyor. Fakat bunlar diyor hiç konuşulmuyor. Öyle bir korku, öyle bir psikolojik bize 8 milyara o korkuyu enjekte ettiler ki onun sonrasında bizim düzelebilmemiz çok ciddi bir zaman alacak. Normal diyor. Sence mesela karşılaştığımız insanla ne zaman sarılıp öpüşebileceğiz? Bence çok uzun süre yapamayacağız. Ya şöyle düşün. Merhaba deyip kenara çekileceğiz. Aynen öyle. Sinemalara ne kadar gidemeyeceksin? Kapalı alanlara ne kadar gidemeyeceksin? Toplu taşımalardan tut da, statlardan tut da bu hadi bugün bitti deyip de pat diye düzeleceğin bir şey değil. Yani burada işte bu komple teorisyenleri Abdullah Çiftçi, Ertan Özyiğit yani müthiş enteresan programlar yapıyorlar ve çok ilginç. Söyledikleri de tutuyor kardeşim. İki sene önce söyledikleri bugün tutuyor yani. Hani dijital dünyaya dönüşüm adı altında. Çünkü bunun bir beklenti. Tamam korktuk abi yeterince. Hani ben bu saatten sonra iki tane ejderha görsem havada vallahi bakmam. Bakmam. Ben birisi görmüşüm bunu ejderha. Kaçarım bir yerde dururum yani. Uzaylıları görsem yerin altına hoş gelirim. Geldin canım. Ne yapayım bu uzay hani uzaylıyı ikna da edebilirim. Baba ben iyi bir adamım bak gel gelirimi paylaşalım falan derim. Adam ne bileyim ben hani arazilerimizden veririz belli bir kısmını. Kandırırız diyorsun. Ama şimdi bu virüs o yüzden üstü yok sakın bunu birileri işte teorisyenler söylüyor bu hazırlanıp yıllar önce de gıyaben kitaplar var Bill Gates'in evet, şimdi evet, çıplık evet. diyor biliyorsun evet. Bill Gates. Neyse eğer öyleyse bu saatten sonra bizi herhangi bir şeyle korkutamazsınız bak onu söyleyeyim. Yani 3 tane 4 tane ejderhayı Game of Thrones'taki gibi salsanız da bir şey olmaz artık. Evet. Korkmaktan yorulduk. Neye korkacağız? Aynen öyle. Hani şimdi kuş olsan uçamıyorsun. Tabii o kadar tedirginiz. 9.2, 8. deprem üretebilir diyordunuz zaten. Ay Allah korusun bir de deprem ha, diyorlar, deneyelim. Ya unutuyoruz. Olabilir tabii zaten bir şey 2020'ye diyemem. Öyle bir girdik ki arkadaşlar yani afet, o bu, savaş, şehitler falan kafamızı kaldıramadık. Oradan Kobe Bryant helikopter düştü, Simpsons'larda söyledi mi falan. Deprem, Elazığ, oradan çığ geldi. Çığın altında derken çığdakileri kurtarmaya gidenler çığın altında kaldı derken biz... Şu vaziyetteyiz. Bu arada aynen. dediler ki virüs geldi. Mimik de kalmadı. Yok, hani onun üstünde kalmadı. Zaten biz en son mimimizi kullanmıştık. Evet. Ve kere kaldık hepimiz. Hani mesela sana şöyle yapayım korktun diyelim. Daha kork desem daha ne korkacağım dersin. Nokta. Bu kadar korkabiliyorum yani. Şimdi güvende olduğumuz duygusunu inşallah bir an önce tekrar temin edebiliriz. Şimdi çok bekletmek istemiyorum. Çok güçlü bir kadına bağlanacağız. Öyle mi? Ünlü bir YouTuber, çok güçlü bir kadın. Az sonra kemoterapi tedavisi görmeye gideceği için çok fazla da bekletmek Allah, istemiyorum. Evet, bizim yayınımıza birkaç günden beri bağlamaya çalışıyoruz ama engel olmuştuk. Demet Işıl Yılmaz. Şimdi bağlantıda. Hoş geldiniz. Ah merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizin vereceğiniz mesajlar da çok önemli bizim için. Öncelikle geçmiş olsun. Bir Allah an önce sağlığınıza kavuşmanın ya. Ne kadar dileğiyle. Güzel bir suratınız var ya. Vallahi billahi sağ olun. Ya. Canım teşekkür ya. Ederim. Sizin çağrınız da bizim için çok kıymetli. Sizin gibi çok fazla maalesef kanser hastamız var. Farklı bir noktaya dikkat çekeceğinizi de biliyorum ben. Çünkü kemoterapi gören hastalarımız var, başka şifa bekleyen hastalarımız var. O yüzden sözü size bırakayım, lütfen size anlatın. Çok teşekkür ederim. Sizin bu yeni geçmiş olduğunuz düzen, iki gündür özellikle sabahları erken kalkıp izliyorum. Çünkü biz kemoterapi hastaları geceleri uyuyamıyoruz. Kendimizi daha güvende hissettiğimiz için sabahları biri uyanınca uyanıyoruz. Onkolojinin böyle bir yan etkisi var. O yüzden iki gündür sabahları sizi de izliyorum. Sizin bu telaşınız, sizin bu hayatınızdaki bazı sosyalliklerden izole yaşamanız aslında bizim yaşam biçimimiz. O yüzden bizim hayatımızda çok bir şey değişmedi. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben kemoterapi sürecinden sonra YouTube kanalı açan biri değilim. Aynen sizin gibi saçlarım başlarım olan, aktif iş hayatı olan, toplantıdan toplantıya koşan biriyken başıma bu geldi. O yüzden de şimdi görüyorum ki sokağa dışarı çıkan insanlar 65 yaş üzeri ve kronik hastalık deyince bu iş hiç kendi hayatlarında değmeyecek zannediyorlar ve biz çok üzülüyoruz. Çünkü ben bugün kemoterapiye gideceğim. Yaklaşık 15 dakika sonra evden çıkmam gerekiyor.
Ben o risk grubundaki sağlık çalışanlarına temas ederek iyileşebiliyorum. Evimde tedavi olma imkanım yok, böyle bir durumumuz yok. O yüzden de hafta sonları hava iyi olduğu zaman ben özellikle çok tedirgin oluyorum insanlar dışarı çıktığında. Her bir temas bizim tedavimizi geciktirmek demek. Ve bu da bize şu demek oluyor aslında, ne kadar kanserle mücadele edersek edelim, başkalarının sorumluluğunda olan bir davranıştan dolayı bile bu tedaviler başarısız kalabilir, engellenebilir veya ertelenebilir. O yüzden hani az önce siz de Ateş Hocam'dan süre istiyordunuz. Hakan Bey de, evet, sevgili Nur Tuğba'da süre istiyorduk. Ne kadar zaman sonra iyileşebilirim? Ben Nisan ayında tedavimi bitirecektim, radyoterapiye geçecektim ve davul zurna getirtecektim hastanenin önüne. Ben bununla iyileşmeye çalıştım 6 aydır. 2,5 yaşında bir evladım var. Allah bağışlasın inşallah. Çok iyi anlar. İnanın çok zor günler geçiriyoruz. Kaygı bozukluğumuz çok yüksek. Ben burada YouTuber olduğum için bütün onkoloji hastaları adına konuşuyorum. Çünkü bu ne bizim kel sizin karşınıza çıkabilme cesaretini göstermek bile çok 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 zor bir şey. Bugünler bizim için çok kaygılı. O dışarı çıkma, o temas kimlerin kimlerin hayatını elinden alabilir. Yani dün mesela Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamada bile inanın o hani 6 vatandaşımız yaşlıydı, biri koaydı dedi ya, ben bütün gece bittim. İnanın bittim. Hastaneye ne mesajlar attım, neler söyledim, ya nasıl yapacağım, ben nasıl geleceğim, kaç kat kıyafet giyeyim, nasıl geleyim ve tedavimin ertelenme imkanı yok çünkü yaşım çok genç, hücreler çok hızlı ilerliyor. Benim buradaki mesajım lütfen, çok rica ediyorum, mecbur kalmadıkça imkanınız varsa evden dışarı çıkmayın. Sizin dokunduğunuz bir sağlık personeli bana tedavi vermek zorunda kalabilir. Benim 6 aydır yapmış olduğum bu mücadelenin hepsi gidebilir. Çok çok fazla bağlanamıyoruz. Yani inanın şu anda bütün onkoloji hastaları sizi izliyor. Çok fazla bağlanamıyoruz çünkü biz kendimize bile itiraf etmek istemiyoruz bunları. Müthiş, 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 inanılmaz söylediniz. Ya o kadar da güzelsiniz ki maşallah. Çok teşekkür ederim. Allah evladınızı, çok güçlüsünüz, çok kuvvetlisiniz. Yani bizi, ben hani o kadar düşündü, utandırıcı da o kadar enteresan noktalara temas ettiniz ki. Yani ne böyle ne diyeceğini bilememe moduna soktunuz bizi. Allah siz başta olmak üzere bütün şifa bekleyenlerin şifasını versin. Ama çok önemli bir detaya burada parmak bastınız. Diyorsunuz ki bu temasınızı kendi canınızın özelinde zaten yapmamanız gerekiyor ama bir taraftan bu ihmalinizin sonucu, unutmayın ki milyonlarca sizin gibi kemoterapi gören, bu kadar hassas bir rahatsızlığı olan insanları da ayrıca riske atıyorsunuz. Aynen öyle. Müthiş. Şimdi bir şey. Az önce Buse'nin videosunu yayınladınız. Evet. Ben haftalarca evladıma yakın duramadım. O çünkü bir influenza salgını olmuştu. Sizin de çocuklarınız var biliyorsunuz. Evet. O çok kötü bir his. İnanın bir gece nefes alamayacak kadar nefesiniz sıkışsa, bir gece, bir sabah çocuğunuza, sevdiğinize dokunamasanız zaten kafanızdan, balkondan dışarı çıkmazsınız. Kafanızı çıkarmazsınız. Haklısınız. O yüzden bu acıyla ben terbiye oldum, başkaları görmesin, kendim buldum kanserimi diye bu süreci hepsini yansıttım ve benimle beraber 57 kadın da beraber tedavi gördü. Benden sonra teşhisini alan. O yüzden bu süreci siz de yaşamayın. Yani biz yaşadık. Çok da acı ve çok da güçlü durmak zorundayız ama çok güçlü durmadığım zamanlar da oluyor tabii ki. Güçlenemiyorum da ama çok normal. Sizin özellikle içeriklerde bu konuya yer vermeniz. Dün mesela Nur Tuğba ağladı. Ben burada ne kadar kahroldum. Yani çok üzgünüm. Artık ağlamak yok. Güçlü duracağız. Canım söz. Benim ya. Evet. Evet, bizim için. Tabii sizin için söz. Ben gelişmelerden haberdar edeyim. Bundan sonra da çok memnun oluruz. İstediğiniz zaman lütfen. Çok destek. Bugün ilk defa bu kadar salgın büyükken tedaviye gideceğim. Ne gibi önlemler alındığını bilmiyorum. Ah canım neler yaşanacağını bilmiyorum, inanın. Bize özel personel mi verecekler, nasıl alacağız? Bunların hepsine an be an şey yapalım. İnanın biz çok kalabalığız. Biz sizin ama siz yanınızdayız. Bizi kurtaracak kadar kalabalıksınız. Ya gerçekten söylediklerinizin üzerine söylenecek söz yok ama inşallah çok daha sağlıklı günlerde bir arada olacağımız umuduyla ben teşekkür etmek istiyorum. Bağlarız yine. İnşallah. Bağlayalım memnuniyetle. Bu hastalık ne ki diyeceğiniz günleri ben bekliyorum. En yakın zamanda da o günlere kavuşacağımıza inanıyorum. Allah şifanızı versin. İnşallah. Çok güzel bir hanımsınız. Çok da iyi gördüm sizi. Tez zamanda da inşallah bu sağlığınıza kavuşmayı Allah nasip etsin.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Lütfen kendinize çok sağ dikkat edin. Siz de. Lütfen ah canım benim. Çok o bize dikkat ediyoruz. Şimdi bu çok önemli bir şeye hanımefendi parmak bastı. Ben bilmiyordum. Yani bilmiyordumdan akıl edemedim diyelim. Söylediği o kadar mantıklı ki. Diyor ki şimdi bu kadar tehlikeli bir hastalık dünyayı ayağa kaldırmışken ve bunun tek çözümünün kendini korumak ve bireysel tedbirken, evet, hani evden çıkmamak, elinizi yıkayın, hijyenken ve bunu yapmakta da zorlanılıyor ki devamlı devlet ikaz ediyor. Bak dinlemiyorsunuz, etmiyorsunuz. Ve bunu yapmayarak en başta kendiniz olmak üzere tartışmaya açık olmayan sağlıkçıların hayatını riske atıyorsunuz diyor. Bu açık, yani istatistikleri de ortada. Aynen öyle. Ama unutmayın ki diyor, o sağlıkçılar bize dokunmak zorunda, dokunmadan bizi tedavi edemiyor. Benim gibi yüz binlerce, milyonlarca bu hastalıktan tedavi gören insanı da ayrıca riske canını atıyorsunuz diyor. Ve bir taraftan da herkes kendi derdine, hani ne derler, önce can sonra canan, kendimizin hayatı ya. Hepiniz kendiniz tamam, eyvallah, hani uğraşıyor. Ben diyor saygı duyuyorum hepinize, aman bir de bize terkinde bulunuyor, çıkmayın etmeyin, evet, diyor ama. Peki diyor siz bunları diyor böyle söylüyorsunuz da. Sizin bir de bana geçirme olasılığınızı düşünün. Ben zaten şu durumda şu tedaviyi görüyorken beni yaktınız diyor kız ya. Evet. O yüzden Allah rızası için benim naçizane, hani dilim döndüğünce halkımızın tamamına, müthiş duyarlı bir halkız biz. Çok duygularıyla yaşayan, inançlı, böyle bazen akılın almayacağı kadar da cesuruzdur duygumuzla yaşadığımız için. Ya vallahi billahi Allah aşkınıza destan yazalım. Ben 2-3 hafta şöyle bir disiplinize çıkmazsak minimumda ihtiyaçlarımız dışında, vallahi de billahi, bak Ateş Hoca söyledi. Evet. Bunu yeneceğiz biz ya. Yeneceğiz. Bizde o güç var. Biz gerçekten vallahi o güce sahip ya, bir milletiz. Diyelim hep beraber tarih yazalım ya Allah aşkınıza ya. Evet. Bir de şeyizdir biz ha. Mesela adam kendini düşünmez ama senin için kendini atar. Çocuk için atar. Yaşlısı için atar. Öyle, evet, bir milletizdir. Mesela adama dersin ki la oğlum ne yapıyorsun sen? Ya abi ben... Bir şey olmaz bana da. Hayır öyle de değil yani. Bir şey olmazdan da ziyade ya. Ben ne olsa ne, olmasa ne de. Ama dersin ki o sana olmasın kardeşim. En azından bak dünya güzeli bir... Demet Işıl Hanım. Hanım. Yüz binlerce yaşlımız, dedemiz, annemiz, babalarımız var. Hayatları meşakkatle geçmiş. Evet aynen. Çalışmışlar, etmişler, torun büyütmüş, torba büyütmüş. Ne hani zaten öbürle. Onların hayatları bizden emin ol... herkesin değerli ama yani çok özeller ya, olmaları lazım, hayata çok anlam katıyorlar, deneyimleriyle, tecrübeleriyle, sevgileriyle sana bana emek verip büyütmüşler ya. Öyle. O yüzden onların yüzü suyu hürmetine Allah aşkınıza bir 2-3 hafta daha dişimizi sıkalım. Bakın 14 gün mü geçti, 15 gün mü? 11'inde ilk vaka açıklandı, bugün en 25'i, 14 gün geçti. Bak geçti, bir 14 gün daha. Bizim elimizde olabilecek bölümüne yani, kadar yapalım Allah elimizden. Allah aşkınıza yani şey, şunu. Lütfen. İman etmeyelim. Bakın nasıl insanlar çıkıp bizi neleri utandırıyor. Ben çok yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten yani. Öyle. Şimdi sen bu kadar hani yaşlarımız için yürekten gelerek bazı cümleler sarf ediyorsun. Ne kadar canı gönlünden bunları söylediğini biliyorum ama maalesef belli bir grup kendilerini nasıl rahatlatıyorlar ya da neden böyle şeyler yapmıyorum ama yaşlarımıza yaptıkları saygısızlığın haddi hesabı yok. Yani cezaları da veriliyor, hiç merak etmeyin. Ama o örneklerden birini bir ekranlarınıza getirelim, sonra devam edeceğiz. Bir evi bulduk. Acil durum. Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döktüler. Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi. 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmalarının kısıtlanmasının ardından özellikle bazı gençlerin yaşlılara davranışları kabul edilebilir gibi değil. Arkadaşlar şimdi kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun. Doğru hastaneye gidiyorsun. Tamam mı? Hadi. Yaşlıların evden çıkmalarının kısıtlanması onları korumak amaçlı. Yani yaşlıların virüs taşıdığı anlamına gelmiyor. Oysa ki bunu bazıları yanlış anlamış olacak ki neredeyse her gün vicdanları rahatsız eden görüntüler geliyor. Virüs vakasına yakalanmış acil müdahale timi geldi. Son olarak sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntüde bir grup genç yaşlı bir adamı zorla durdurup virüsün birini bulduk diyor. Gençler zorla yaşlı adamın yüzüne maske takarak başına kolonya döküyor. Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun diyen gençler yaşlı adamı gönderiyor. Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun. Tamam, hadi bakalım.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve videodaki kişinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı. Acil müdahale timi geldi. Gözaltında şahıs. Şahıs. Şimdi bir tane daha vardı geçenlerde. O İçişleri Bakanımızın onunla ilgili açıklaması vardı. Şimdi görüntülerin işte yayınlanmasından sonra tepki. Şunu unutmayalım. Görüntüleri kendileri yayınlıyorlar. Evet. İşin yani en travmatik durumu bu. Zaten onlar bu yaptıklarını bir maharet zannedip bu driftçiler de çekmiyor evet, mu kendini? Yani o kafada tarifi mümkün olmayacak beyine sahip insanlar var. Onlar bizzat yaptıkları fitursuzlukları kaydetmek için yapıyor. O kaydı da bizzat kendileri yayınlıyor, gülüyor. Bir maharet yani şöyle bir algısı yok. Sorun, tehlike o. Şimdi biz onun yaşamından bunu çektiği için bu kesiti görüyoruz. Peki çekmediği 23 saatinde ne yapıyor hayal edebiliyor musun? İşte. Hayatı öyle yaşıyor. Yani onun edep, adab, etik, ahlak, genel sıkıntısı çok büyük o. Hani empati falan da yaptırtamazsın onu. Yok, o hayatı öyle yaşıyor. Ki. Bunu şimdi, utancı olarak da görmez. O yüzden potansiyel çok ağır tehlike. Şimdi mesela biz rahmetli anneannemle ben büyüdüğümde biz büyüklerimizin karşısında bacak bacak üstüne atmazdık. O küçükten yetişirken hasbelkader oturuşta bir şeyin olduğu zaman sana sözle değil bakarak. Evet, bir kuralı yok, bir kitapta yazılmaz. Mesela şöyle hemen, düşün, ben senin göğsüne 2 dakika baksa ne yaparsın? Şöyle düzeltirim. Gibi düşündü refleks. Aynen. Yani kulağına baksam çok dikkatli. Bir şey mi oldu? Bir şey benim mi var şöyle dersin? Dokunurum. Kaşına baksam gibi aynen düşün. Öyle. Eskiden toplumlarda böyle refleks, yani bizde vardı bu. Ve o otokontrol sistemi bizi ciddi anlamda toplumsal refleks olarak koruyordu. Yani polise, yargıya ihtiyaç kalmaksızın insanları çekingen, ayıp, edep, adap bildirdiği için o toplum refleksi görünmez bir kalkan oluşturuyordu. O gitti. Evet. O çok tehlikeli. Hani son yıllarla ilgili, maalesef, son 10 yılla, doğru. 15 yılla ilgili söylüyorum. Yoksa şimdi bu tarifi, ya anan yok mu, baban yok mu, ailende bir yaşlın yok mu? Bak sakalın bıyığını da bırakmışsın, orada yaşın da var, yani genç değilsin. Belli bir yaşta bir evet, bilinç olacak yaşlasın anlamında benzetme yapıyorum. Şu olacak iş mi, tanımadığın bir adamı sokakta çevirip ve böylesine insanlar canıyla uğraşıyorken Sağlık Bakanlığı her gün adamcağız yorgun argın ve çok üzgün Cumhurbaşkanımız devletin tüm kurum ve kuruluşlar muhalefetine kadar her akşam dualarla ekran başında vaka artmasın, kayıp olmasın diye ciddi bir meselenin şu şakası olur mu? Kâin. İnsanlar ölüyor. Korkuyor. Tedavi bekleyenleri var. Yoğun bakımda olanları var. Bak Buse ne diyor? Buse gibi binlerce insan ailelerine bu karantina süreçlerinde ulaşamamanın stresini ve üzüntüsünü yaşıyor. Ya mesela acı var ortada. Telaş var ve panik var. Ve sen birinin kafasına bir kolonya falan. Virüs hadi, yakaladık diyor falan diyorsun ve onu da yayınlıyorsun. Sana cümle bile kurmuyor. Aynen. Ya yani cümle kurmaya kalkarsak sana, zaten olmaz. Hani cümle dahi kurmuyor. Aynen yani. Öyle. Allah ıslah etsin. Allah'tan şunu biliyorum. Civa gibi bir İçişleri Bakanımız var. Ve özellikle bu süreç içerisinde şeyi de takip ediyor. Bu kara borsaya düşürülen maskeler, eldivenler. Fabrikalar, hiç, yani bunlarla da alakalı 2 gün önce yine çok üzüntü verici maalesef bir amcamızın vardı. Orada da diyor ki gittik özel talimatı var. Hani evet, şey diyor evet çok zor dönüm, 4 milyon göçmen var. Suriye sınırında terör var. Yurt içinde terör olmaması için çaba sarf ediyorsunuz. Yunanistan sınırında o var falan. Koronavirüsle de mücadele ediyorsunuz diye ihmal yok. Bunları da alın diyor. Aynen hiç, bak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu o amcamızı kendi bizzat arayarak özür diledi. Yok, o yapan şahsa da cezaları aynen verildi şimdi zaten. Şimdi onu göreceğiz. Aynen. Siz ne olduğunu göreceğiz. Etmeyin, yarın görürüz.
Kesinlikle öyle. Biz bu kadarını veriyoruz, Allah ıslah etsin diyoruz, daha da bir şey demeyelim. Şimdi hepimizin zihninde maalesef koronavirüsle ilgili soru işaretleri olmaya devam ediyor. Nasıl korunacağız, ne yapacağız, tedbirlerimizi alacağız, evde kal çağrısını zaten her dakika yapıyoruz ama bir de bir konu var ki şu elimde gördüğünüz cep telefonlarımız. Bunların temizliği nasıl yapılacak? Hepimizin zihnindeki soru. Rüya'yı buraya çağırıyoruz. Çünkü Rüya, yani bundan sonra bu meslekten yaşıyor, bakın. Şöyle, telefon temizliğinden parayı bulabilir yani. Böyle yapıyor, böyle bizim geçtiğimiz yerlere Rüya'nın arabayı, arabayı normal pastacılığa yaptırırsın, telefon pastacılığı yapıyor. Adresini vereceğim Rüya'nın. Şimdi önce hazırladığımız bir haberimizi izleyelim, ardından uygulamalı göstereceğiz efendim. Düzenli telefon temizliği koronavirüsten korunmak için önemli. Koronavirüs salgını neredeyse bütün ülkelere yayıldı. Virüsten korunma yolları ile ilgili her gün, her an paylaşımlar, duyurular yapılıyor. Ancak virüsten korunmada en büyük tehlike cep telefonlarımız. Virüs birkaç saat boyunca telefon yüzeyinde canlı kalabiliyor. Bu yüzden el hijyeni kadar cep telefonlarımızın temizliği de önemli. Cep telefonu temizliği nasıl yapılmalı? Cep telefonu temizliği yapılırken önce cihaz kapatılmalı ve kulaklık, şarj aleti gibi tüm harici kablolar çıkarılmalı. Temizlik için yumuşak, hafif nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanılmalı. Dezenfektan veya sabunlu suyla nemlendirilmiş bezle cihaz hafifçe silinmeli. Silme işlemi baskı uygulanmadan hafifçe yapılmalı. Temizlikte kullanılacak sıvı maddeler kesinlikle cihazla direkt temas etmemeli. Bu işlem bittikten sonra kuru bir bezle telefon tekrar silindikten sonra kullanıma açılmalı. Unutmayın, telefonunuzu birkaç kere temizlemeniz sağlığınız açısından oldukça önemli. Çünkü istesek de istemesek de bunlarla yaşıyoruz. Yapmamız gerekeni zaten haberde söylemişler. Şöyle kılıfını çıkartıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Sonra neden telefonumdan oldum demeyin. Yaptınız, kapattınız iyice. Yani sonra olanlar. Ya, göstereyim ben. Göster. Sen şimdi kapattık. Bunu. Ama yavaş yavaş göster. Kapattım. Gördüğünüz gibi şu an hiç açık değil. Bataryası takılı değil. Kulaklık takılı değil. Aldınız dezenfektanınızı elinize. Yemek tarif eder gibi yapıyorum. Halimize bak ya. Kızım şey kamu spotu. Dezenfektanı aldınız. Ben böyle yapıyorum. Eve gider gitmez. Çok ciddi söylüyorum. Böyle sıktık. Arkasına da sıktık. Böyle uzaktan sıkın ki en azından mikrofon ve kameralara zarar da vermeyin sonra da. Kaç para bir telefon? Evet, pahalılar yani, o yüzden. Şöyle kuru bir mendil aldık. Sonra uzun havaya girersiniz. Yavaşça sildik. Aman bir kenara bıraktık. Bu kadar. Lütfen dezenfekte edin. Her şeye dikkat ederken cep telefonu dezenfekte etmezlerse Allah korusun virüsün nereden geleceği belli olmaz. Nefesi kuvvetli birisi üflesi olmaz mı? Sizde böyle her şeyi derim. Yani var ya. Tabii canım. Sonumuz hayır olsun. Eskiler her şeyi üflerdik. Böyle takılıyordu. Ben eski günlere dönelim de tükürüyor muyuz? Ne yapıyoruz? Yani hoca var ne ya. Dedi? Bak bu gazete konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün evet. Biliyorsun birebir şeyi var. Hiç aslan gibi alın bulmacanızı da çözün. Bakın da edin de şey. Yavuz Hoca ile dün bir kanalda konuşuyorlardı. Şimdi diyor ki birisi herhangi bir yere bir virüs olacak onda ama. Enfekte bir hasta. Ha. Evet. Tamam. Ne oldu? Yukarıdan gayet bir şey söylüyorlar şey Hakan'a ondan. Ben meğer pilim bitmiş, ben canlı değilmişim, düşermişim. Dedisi yani kırmızı yanarmış. Hani o şarj bitince de kırmızı yanıyor ya. Neyse. Şimdi diyor ki enfekte olan diyor birisi Ateş Ocağı. Evet. Yavuz Hoca ile beraber. Buraya diyor aksıracak. İşte 400 ila 1000 arası damlacık gelecek. Aynen öyle. Onlar diyor düştükten sonra buraya zaten virüs olduğu için direkt ölmeye diyor başlıyorlar. Şey değil. Canlı kalmıyor üzerinde. Kalmıyor. Bakteri değil ki diyor bu. Bilim konuşuyor. Ben evet. Biz de dinliyoruz kedi aynen gibi. Aynen öyle. O yüzden diyor hani bunların herhangi bir yerden bulaşma olasılığı çok yok. Zor. Zaten dünyada resmi rakamlara göre 8 milyar insan yaşıyor. Bugün bu hastalığa maruz kalanların sayısı en üst düzeyde belli. 300 bin mi? 200 küsür bin mi? Tam rakamını i̇şte hatırlamıyorum. Neyse o dünya şeyi veriyor. Bir harita. haritada ben onları görüyorum. Zaten o öyle baktığın zaman 8 milyar kişi hepsi. Gider. Sen bana söyledin ya bir gün. Ben şey ne yapacağım bu market poşetlerini? Koli geliyor ne yapacağım? Durdu. En son Hakan bana dedi ki eğer senin bu yaptıkların üzerine zaten virüs geliyorsa 8 milyar insanın yaşıyor olması ya, herkes bir mucize yani. Evde evet. Hepimiz yatsa yani o kadar değil. Yani ben aslan gibi alıyorum, bakıyorum, okuyorum. Hiç o
O işi seni başka bir boyuta i̇şte götürüp evet, o korku. Özkan abilik yapar seni. Evet. Özkan abinin sen iyi bir adamsın da hani işin iyi ki de varsın ha bu arada. Dün çok bir tane caps vardı. İzleyicilerimiz görmüştür belki. Ne demek? Bir psikolog da psikiyatrist de bu zaman zarfında eğer beyaz eşyalarınızla, kıyafetlerinizle konuşmaya başladıysanız sıkıntı yok. Ama eğer onlar sizinle konuşmaya başladıysa bizlere başvurabilirsiniz bu, demişler. Güzel. Çok güldüm, paylaşmak istedim. Harika. Durumumuz budur. Yani evde ne bulunur? Mesela bu evin içinde bu süreçlerde zaman geçirilebilir. Ne yapıyorlarsa bize WhatsApp atsalar. Evet, WhatsApp atsınlar. Herkes birbirine destek olmuş olur. Mesela bir icat bir şey bulur falan. Ben ne yaptığımı söyleyeyim mi size? Söyle. Bak bu kurnazlık yaptım ha. Ne? Yemek masamız var bizim. Yemek masamız. Tamam. Hepinizde yani var da yemek masası. Ezgi şey aldı. O pimpon filesi. Masa tenisi oynuyorsunuz. Var, çok güzel fikir. Hayır, yemek masasına kurduk. Evet, tamam, kuruluyor. Bildiğin pimpon masası oldu. Patküt. Aslan gibi çata çata oynuyoruz. Çok güzel fikir. Yemin ederim size. Ve pimpon masası gibi faso alıyor şey masa. Tabii. Bizimkisi gibi mermer. Çok daha güzel kayar. Mis kayar. Yani onu tavsiye ediyorum. Mesela ille de file de almanıza gerek yok. Bir kartondan bir şey koyarsanız masanıza. Oldu, bitti. Tık tık oynarsınız aslan gibi. Yani herkes pimponcu olurmuş. Olimpiyatlarda altın madalyayla ağlıyoruz falan. Evde oyalanma yani hani taktiklerini bulacağız. Solunum sıkıntısı yaşamamızdan daha iyi değil yani. Aynen, hani bir sürü şey resim ya. Mesela Özkan abi bana söylemişti. Ben genel çok severim. Resim yapmak ve yaptığınız resmi mesela boyamak pastelle veya herhangi renkli kalemle müthiş terapi etme özelliği varmış arkadaşlar. Tabii canım, yün örgü de örgü çok güzel. Örgü beni düşünebiliyor musun? Bak, eller örgü delik delik. Eskiden örerdim ben. Ben örmem. Eskiden ben bıraktım örerdim. Örgüyü hayatım. Bir bulayım ben iplerimi. Bir bulayım, örnekleri gönderin. Şimdi gelsin ilk WhatsApp videomuz. Gelsin canlı. Hadi bir moralimiz yerine gelsin. Evde kal Türkiye. Hayır. Hayır. Evde kal Türkiye. Tipinizi yerim ya, böyle bir şey yok. Bir de söyleme sayıp nasılsa ailece konuşuyoruz burada. Ben en çok çocukların böyle ayağını koklayıp öpmeyi seviyorum. Bezelyeler. Çok hafif böyle beyaz peynir gibi kokuyor onlar. Yiyin onları ben ya. Çorapta böyle hafif dedi. Isınınca. Evet ya. Allah bağışlasın inşallah. Devam edelim. Günaydın, neler oluyor hayatta ekibi. Tuğba Hanım ve Erkan Bey, yayınınızı takip ediyorum. Seve seve izliyorum. Oğlum Demir Bey ile birlikte, o da bana eşlik ediyor. Demir Gençlik Bey. Hayatınızda Demir başarılar diliyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim, iyi günler. Ne kadar güzel, gencecik baba olmuş. Evet, aslan gibi yakışıklı kardeşim. Allah bağışlasın evladını. Demir'i de öpüyoruz. Ama bayağı şey, sağlıklı ha. Evet, maşallah. Toraman öyle görmüyor. Derler, toraman. Evet, maşallah. Allah bağışlasın. Devam edelim. Yoksulma abla, size her gün hatırlatıyorum. Ben severek izliyoruz. Ben Nafya. Biz ikiz kardeşleriz, ben Nezdet. Ben sizi yerim ya. Ben de öpüyorum, bay bay. Allah'ı seviyorsun. Çok tatlısınız, biz de sizi kahvaltı, öpüyoruz. Kahvaltı mavaltı yiyorlar. Mesela bizim çocuklar, bizim baldızın Simay'ın kızıyla Yasemin'le devamlı oynuyorlar. Yağmur evi, mağmur evi yapıyorlar. Yağmur evi ne? Gisel öyle yağmur evi diyor. Demek ki yeni çağda öyle şeyler. Evet. Daha ona, o bölüme gelemedim. Benim kız 6 aylık olunca öğrenemedim. Şey daha. Ne kadar güzel bir şey. Evin içinde çocuk sesi beni çok huzurlu ediyor. Çok güzel bir şey. Çok bıcır bıcır. Huzur verici bazen bir şey. Bazen dinliyorum onları. Muazzam saçmalıyorlar. Farklı bir dünyaları var. İşte, inanılmazlar ya. Muazzam saçmalıyorlar. Ama o güzel geliyor yani. O hani dünya, ya ben ne diyor, orası kim diyorsun yani. Vardır olan... videomuz. Devam edelim mi? Edelim, reklama edelim. Mı gideceğiz? Hadi verelim bir tane daha. Oy, oturuşa bak. Nereden gitsin? Otele de gideriz. Parka da, her yere gideriz. Denize de, otele de. Mikroplar gitsin. Evladım benim, bak en basitinden hani yaşlılarımız vallahi çok değerli. Her can önemli. Çocuklarımız, evlatlarımız, şu hiçbirimizin kabahati olmayan şu virüsten mütevellit. Allah aşkınıza şöyle bir yumruk olup da yetkilileri dinleyelim de şu çocuklarımızı bir an önce sokağa çıkartalım. Evet ya. Ne olur Allah onlar için, günah kendimiz be. İçin, hepimiz ha? için yapmamız gereken evlerin bu. Evlerin içinde. Allah aşkına bir iki üç hafta ya. Hani kendinizi geçtim yani. Şu hem yaşlılarımız da bak onlar da oturamıyoruz ya. Haklılar canım, be kardeşim herkes ya. Herkes haklı, bir şey diyemiyoruz adam ama ömür boyu çalışmış gelmiş bir iki tane hava almak istiyor. Onda da aldık yani. O yüzden hani bir an önce bu ihtiyacı bizlerden fazla olan insanları
çıkartmak adına şöyle bir kenetlenip Allah'ın izniyle şunu bir aşalım. Yapacağız, bence vallahi başaracağız. Yapalım. Şimdi de reklama gideceğiz. Günaydın bir kez daha mutlu sabahlar efendim. Neler oluyor hayatta ile mutlu mutlu, sevinçle, umutla, daha güzel günlere kucak açacağımız günlere hasretle programımızı noktalıyoruz. Yarın yeniden buradayız. Hakan bir çağrı mı, bir şey varsa? Hiç bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Amin. Bu günleri atlatacağız duayla, inançla hep birlikte. Selamlar, saygılar. Hepinizi çok seviyoruz Allah için. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.